Yani, tabi Perilous Future hani Gelecek göte gelecek manasında Kelime esprisi yapmaya çalışmış ama O cümle üstünden yapılmaz Yok belli ki bilerek yapılan bir çeviri Lokalleştirme adına Atatürk'ün bir söylemi üzerinden espri yapmaya çalışmış da yanlış seçim ya. Yani yapılmaması lazım. NT bile diyemeyeceğim. Peki yarın ATB'de miyiz abi? Yok kelime esprisi yapmaya çalışmış ama çok yanlış tercih abi. Akıllı bir insan böyle bir, bir şey düşünse bile Beyaz TV aradı beraber çıkacağız hazırlan. Ya hayır ya. En son televizyon TRT World'de çıktım abi. Seviyemi düşürmek istemiyorum Batu. İngilizce. Beyaz TV'ye kim çıkacak lan şimdi uğraşamam. Rasim'le konuşuyormuşuz düşünsene. <laughs> Kart değil bu ya. Kıymalı patates. Kıymalı patates yerken çıkar böyle konuşurum. Konuş şu Asım. Ha ha. Atatürk'ü önemsediğini duymak iyi oldu, Asimcim. Bu benim için yeni bir bilgi oldu. <laughs> Olmaz mı böyle? Rasimcim, evet. <laughs> Abi çok yanlış olmuş bu arada. Ya ben adamın perilisin anlamını öğrenince. Gerçi Perilius yani. His life is imperial falan duydum. İlk nö, manaya geldiğini ben düşünüyorum ama. Çok kötü ya. Çok dev sıçış lan bu. Bu bayağı dev sıçış yani bu olmamış. <laughs> Ya kelime esprisi yapmaya çalışmış. Ama çok kötü yerden yapmış ya. 17. ayın mübarek olsun Boşbet Can. Lejan 01 hoş geldin hocam. Ya böyle bir kelime esprisini mesela nerede yapabilirsin? Abraham Lincoln'la ilgili bir kelime esprisi yaparsın. Söylediği bir lafla ilgili ama Amerika'da yaparsın. Bizde olmaz abi. Biz çünkü çok gerginiz. Ya ben dahilim buna. Ben de şey demek isterdim abi. Her şeyin esprisi olmaz lan demek isterdim ama... Hakikaten çok büyük acılar çekildi abi bu ülkede ve bazı şeylerin esprisi hakikaten olmuyor yani ben bile diyemiyorum onu. Ne kadar geniş olursam olayım, o kadar geniş olamıyorum. Bilmiyorum. Olay ne? Abi bir poster var oyunun içinde. Bir rock grubunun posteri. Cyberpunk'ta grubun adı Perilous Future yani tehlike içinde gelecek. Yani gelecek tehlike içinde gibi bir anlamı var. Çeviriyi yapan Türk arkadaş da İstikbal Götler'de. T ile İstikbal Götler'de diye çevirmiş. Olay bu. Böyle bir drama var şu anda. Handa coştu Twitter'da. Hemen bak hemen ne oluyor? Aman. Ne demiş? Art niyette olduğunu san sanmıyorum. Hatta büyük ihtimal iyi niyetli bir easter egg yapmak istemişti çevirmen arkadaş. Hayvan gibi metin içeren oyunu mis gibi çevirmişler. Ufacık bir hatadan gömmek büyük haksızlık olur. Üzeri yamayla çok takmayın. Ya tamam derdinizi sikiyim sizin. En vatansever en Atatürkçü sizsiniz arkadaşlar. GDPR'a şikayet edeceğim diyor Dangalak. Senin gibi seni çeviri yapan da yaptıran da hata. Bunun hiç kafası hiç mi değişmez arkadaş? Ha bu da doğru. Herkes haklı. Herkes haklı abi. <laughs> evet Güngör onu gördüm abi ya. Benim yapabileceğim fazla bir şey yok konuyla ilgili abi. Ben İtopya değilim. Tamam yani ne yapmamı istiyorsun? Yardım ol yardımcı olabileceğim kadar yardımcı oldum Güngör sana ama. Yani ortada bir korona lockdown'u var ve adamlar yetişemiyor. O çeviriyi yapan mahkemede mahkemeye çıkar TRD ise bu da doğru bu arada. Ee, bu bir suçtur yani. Türkiye'de. Atatürk'ün anısına hakaretten. Yani ben de ilk duyduğumda onu düşündüm. Yani çeviri yapan kişi saptanırsa mahkemeye çıkar. Çıkar çünkü. Atatürk'e hakaret bu ülkede bir suç. Bir suç olması mantıklı mı? <laughs> bu başka zaman tartışılacak gereken bir şey. Ama Atatürk'e gelene kadar hakaret yolu açılması gereken başka merciler var bence. Ülkede eğer freedom of speech'ten bahsediyorsan. Yani. Bu konuda Atatürk'ün olan dokunulmazlığını kaldırm kaldırmadan önce kaldırması gereken başka dokunulmazlıklar var. Yani eğer bir gün Atatürk'le ilgili istediğimiz gibi, dilediğimiz gibi konuşma özgürlüğüne sahip olacaksak ondan önce çok başka özgürlüklere ulaşmamız lazım. Yani bu hayatta bazı şeylerin özgürlüğüne ulaşmak demek e, her zaman iyi bir şey değil. Yani hepimiz sonuçta büyüyoruz. Çocuktuk. İlkokula gittik, ortaokula gittik, liseye gittik. Yavaş yavaş özgürlükler kazandık. Mesela... E, sikişe bilme özgürlüğü kazanıyorsun. Belirli bir yaştan sonra. Sana diyorlar ki Reşit'sin baba istediğin gibi sik. E, bazı sorumlulukların oluyor. Bir. Karşı taraf istemiyorsa böyle bir şey yapamazsın. İki. Dikkat etmen lazım. Korunman lazım. Hastalık bulaştırmaman, kapmaman vesaire bu tip şeyler var. Araba sürme özgürlüğü kazanıyorsun. Gidiyorsun sorumluluğun var. Yani şimdi arabayı alıp ben sağa sola çarpa çarpa insanları ez eze gibi sürebilir miyim? Süremem. Özgürlük kazanmak demek bir şeyin sonuna gelmek. Her özgürlük ayrı bir sorumluluk e, getirir insana. O sebepten ötürü yani şu özgürlük bu özgürlük. Çok özgürlük <laughs> çok iyi olmuyor abi. Yani sorumluluk. Her bir özgürlük bir sorumluluk getirir. Yani bir gün Türkiye'de gerçekten e, konuşma özgürlüğü gelirse onu nasıl tutturacağız şunu hiç bilmiyorum. Benim daha 8 yılım var. <laughs> Eyvallah yıllardır izliyorum. Frame geldi abone olabildik. Teşekkür ederim. The Fiction ve Breakout. Yani bu olay ee, arkadaş büyük hata yapmış ya. Çeviriyi yapan arkadaş büyük hata yapmış. Yani ben fark ettiyseniz aşırı sinirli değilim. E, belli ki kötü niyeti olarak yaptığı bir hata değil ama dediğim gibi büyük bir hata yani büyük hata yapmamız